Herkese merhaba. Nokia. Pardon, Nokia diyorum. Xiaomi Redmi 38, Note 7'ye güncelleme geldi. Güncelleme. Şimdi. Zaten orada gözüküyor. Red Note 7. Estağfurullah. MIUI V11.0.4.0 PFG MX-M kararlı 818 MB tam ekran, cihazlar için optimize edilmiş kapsamlı tasarım, görsel dağınıklığı kaldırmak, dokunmak kontrollerini iyileştirmek ve renk kullanımını inceltmek, siz ve çevreniz arasında hiçbir şeyin durmadığı bir sistem yaratmanızı sağladı. Doğa sesleri, yeni alarm seslerimiz ile huzur verici doğa sesleriyle uyanan bildirim sesleri siz görmeyecek artık. Bu sesler tıpkı doğal sesler gibi dinamik olarak değişecek. Mi paylaşım dosyalarınızı bir telefondan diğerine çabucak aktarın. Belgelerinizi açmadan göz atın. Yepyeni Mi belge görüntüleyici ile üretken ve verimli olun. Yazdırma, fotoğraf odasınız, herhangi bir ek uygulamaya ihtiyaç duyma olmadan doğrudan telefonunuzdan yazdırın. Wow. Daha fazla özellik, görevlerinizi notlar uygulamasında yönetim ve düzenleyin, zamanlı bildirimler alın ve yaptığınız şeyleri işaretleyin. Hızlı yanıtlar, herhangi bir uygulamadan gelen mesajlarını yanıtlayın. Game Turbo cihazını tam bir oyun konsoluna çevirin. Ben kendi oyun konsollarım var. Telefondan oyun oynamam kolay kolay. Sistem, yeni ekran görüntülerinizi düzenleme, paylaşma ve özelleştirme artık çok daha kolay. Optimizasyon. Android güvenlik yaması Kasım 2019 sürümüne güncellendi. Sistem güvenliği artırıldı. Optimizasyon. Kilitli ekran, cep modu. Kilit ekranı, durum çubuğu, bildirim çubuğu, yeni cihazınızın kilidi, yüz verilerini kullanarak açtıktan ve kilit ekranda kaldıktan sonra ana ekranı açmak için parmak izninizi kullanın. Yeni çentikleri gizlemek için farklı dış seçenekler eklendi. Ayarlar, onarım, Wi-Fi sayfasının düzgün görüntülenmeme sorunu giderildi diyoruz ve güncelleme indiriyoruz. İndiriyor. Güncelleme indiriliyor. Bazılarının 1.8 GB, kimisinin 2 GB'dan fazla geldi. Acaba bu güvenlik yaması mı? Bilmiyorum ki. Aldığımız zaman bir güncelleme gelmişti o.
Normal bir güncellemeydi. Hafıza kartını çıkardım. Ne olur ne olmaz diye. Silinirse gider. Şeyde bu. Kılıf. Ekranı kapatınca burada da gösteriyor. %22 mi? 22. Biraz ekranı açalım. Çok kısmışız. Pardon. Bugün birkaç kişi gelmişti, görmüştüm Facebook'ta geldiğini. Güncelleme. Kameraya güzel bir güncelleme gelse. Kamerayla videoya 360p video, ne bileyim 2K video olabilirdi yani. 720 ile 1080p'den başka yok.480p video 39'u 480. Ben bunu Ağustos'ta aldım. Trendyol'dan almıştım. 2 milyar 60'a. 128 GB. İşte 62. Tamam, yes. Tamamdır, yes. Yapmış mesaj. Acaba şarjda bir şey olacak mı? Değişim.
kusabiliriz şöyle. Şarj bitmesin. Bitmedi de şarjı. Ne oldu, ne olmaz ki, yarıda kesilmesin. %86. Kanalıma abone olun, beğenin, paylaşın, yorum yazın. Oynatma listenizi alın. Videoları sonuna kadar izleyin. Sizden güzeli yok, sizden iyisi yok. %90. Bu kanal sizin sayenizde büyüyecek. %96. %97 oldu. %98, %99. Şifresiymiş. Bu çözülüyor. Yeniden başlat diyoruz. Yeniden başlatalım. Bunu ikinci güncelle. Hızlıymış. Cihazınızı yeniden başlatmaya çalışırsanız cihazınızı açamayacaksınız. Servislik olacak yani. Cihaz çuvallayacak. Vay be. Niye güncelleniyor, cihazını kapatmayın. Kapatan kim? Güncelleme bekliyordum. Acaba bundan sonra bir güncelleme gelir mi? Bu 2019'un son güncellemesi herhalde. 2020'de illa gelecektir. 2021'de falan. 1,5 sene garantisi var. Hatta daha fazla. Memnun muyum? Memnunum telefonumdan. Bir şey kötü. Pili 5000'in üzerinde olsaydı, 5000 mAh, bir de kamera 4K ya da 2K çekim olsaydı, ön ve arkada, hem önde hem arkada, süper olacaktı. Sadece arka kamerada da olabilir 2K. Ön kamera 1080. Ya da ikisinde de 2K olsaydı güzel olurdu. Bir de ön kamerada flash olsaydı o daha güzel. Xenon flash, güçlü flash ama. 15 dakikaya geçtik.
Kayıtta. Bakalım beni ne sürprizler bekleyecek. Güncellemede sonra. Sayın seyirciler ve aboneler. Bunu YouTube'a atacağım. YouTube'dan sonra linkleri Facebook'ta gruplara da açacağım. Xiaomi gruplarına. Beklemede kalın. Beni izlemeye takip etmeye devam edin. Sayın seyirciler. Gece geldiği için güncelleme bağıra bağıra konuşamıyorum. Bilginiz olsun. Evdekiler uyuyor. Rahatsız etmek istemiyorum kimseyi. Tartışmak istemiyorum evdekilerle. Hiç gerek yok. Ha gayret %67. Evet. 184. Gündem açıp kapandı. Güncelleme bitti. Diye umuyorum.
Bu kadar uzun sürmez açılması ama. En güncellemem dolayı olabilir. Şimdi. İle diyelim. Hizmetler ve geri bildirim için tanışın. Tanışırız. İkonlar değişmiş. Saat 1:40. Şu gelmiş. İkonlar değişmiş. Menü başarılı güncellendi. Güncellendiyse bakarız. Yani bunları başta okumuştuk herhalde. Güncelleyiciye bakalım. Bir de kontrol edelim. Yenilikler buradaki aynısı. Kararlı. Ha, 5 GB yükselmiş. Paket. Güncelle. Güncellesin. Kararlı. Bayağı güzel olmuş. Beğendim ekranı. Logoları falan beğendim. Değişmiyormuş tabii. Değişmez. Genel itibariyle güzel. Beğendim. Şimdiden hayırlı olsun diyelim.
Ayarlar. Cihaz etiketi var mıydı? Kamera çerçevesi. Ayna kamera aç. Tarafı yüksek. Konum seri çekim diye bir şey mi gelmiş? Anlamadım. Fotoğraf kalitesi mi yüksek olmuş? Enteresan. Cep modu. De videoya girelim. Ayarlar. Konum bilgileri. Değişen bir şey yok burada. Burada değişen bir şey yok. Burada yok. Keşke bunları güncellenseydi ya. Ne bileyim. Biraz daha güncelleme mi gelebilirdi başka şey özellikleri. Değişen bir şey var mı? Döndürme kapalı. Mi paylaşım diye bir şey gelmiş ya da kast. Var mıydı? Kast yoktu. Başka bir şey yok. Bağlantı paylaşım. Oh, bilmiyorum neydi. Bazı özellikle yeni gelmiş olabilir. Kusura bakmayın hangisi ne? Pil performans. Enteresan var mıydı? Kayalar. Kayırlar. Özel özellikler. Yani bunlar yoktu bu özel. Şimdilik bu kadar. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Sağ olun. Bir dahaki videolar için bekleyiniz. Şimdiden teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay.